Bugün sayfa 210'dan devam ediyoruz. Yine iman bahislerinden devam ediyoruz. En son imana ilişkin bir takım nitelemeler vardı. Marifet, yakin falan. Bunlara ilişkin yani etimolojik de bir tahlil diyebileceğimiz bir çerçeve var. Şimdi buraya devam ediyoruz. Bir girizgah yapmıştık. Tekrar buradan başlayıp devam edelim. Faslun Esmaül İmani ve Ma'aniha. İmanın isimleri ve manaları. Kâlel müteallimu. Öğrenci dedi ki, kad vassafta adlen. Doğruyu söyledin. Velakin fakat erake kad kessertel imane fi kavlik. Fakat görüyorum ki bu son sözünle imanı çoğalttın. Yani imanın kavramlarını, isimlerini, tanımlarını çoğalttın. Yani tanım demeyeyim de isimlerini çoğalttın. Yani farklı şeyler var ve bunlara da iman dedim. İnnel imane huve tasdiku. Diyorsun ki iman tasdiktir. Vel marifetu marifettir, bilmedir. Vel ikraru ikrar etme, açıktan söylemedir. Vel İslamu vel yakinu. İslam ve yakin. Yani ne demek oluyor bu? Kalen alimu. Alim de dedik, aslahakallahu. Allah seni istihsin. Allah sana güzellik versin. İstikametten ayrılmasın. Aceleci olma diyecek. La tekunenne minkel acelet. Acelet. La tekunenne minkel aceletu ve acelet. Yani aceleci olma. Ve tethebbet fil fetaya. Yani hemen hüküm vermekte de yani bir yere ayağın sağlam bassın. Yani bir işin önünü arkasını gör. Ondan sonra hüküm ver. Ve in enkere şeyen mimme ezkuruhu leke, eğer sana söylediğim bir şeyi yani kafana yatmıyor, işte kabul etmiyorsun, ne yapman lazım? Fesel an tefsili, yani bir açıklamasını bir sor. İnkinte münasihan, eğer yani işin doğrusunu öğrenmek istiyorsan. Ferubbe kelimetin yesma'uhan insanu feyekrahuha. Olabilir ki bir insan hoşlanmadığı bir kelime vardır, bir söz vardır. Feyde uhbira bi tefsiriha. Bunun açıklaması yapıldığında radya biha. Fikrini değiştirebilir ve bunun daha doğru olduğu kanaatine varabilir. Aceleci olmamak lazım diyor. Ve burada da güzel bir örnek veriyor. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk üstadım. Hayırlı cumalarınız olsun. Allah razı olsun. Bilmukabele hocam. Biz eda ettik. Darısı sana. Amin. Hayırlısı inşallah. Vela tekun, şöyle de birisi olma. Lezî yesma'ul kelimete feyekrahuha. Yani öyle bir adam vardır ki sevmediği, hoşlanmadığı bir sözü duyar. Sümme yağtenimuha. Sanki mal bulmuş mağribi gibi, yağmacı gibi hareket eder. Yani ha, fırsatı buldum. Bu adamı ben nasıl yerine geçiririm formatına girer. İradete şeyini, işte insanların ayıplarını, lekelerini, kusurlarını çıkarmak için uğraşır. Gerçi yani bu ayıp, kusur olmayan bir şey de olabilir. Bunu abartır da abartır. Feyuzi'uha finnâsi, insanlar arasında bu yanlış şeyi yayar. Vela yekulu, şöyle de demez bu adam. Esen yekûne lihâzil kelimeti tefsirun. Ya bu böyle bir görüş, böyle bir söz var ama ya bir karar vermeden önce bunun
açıklamasını dinleyeyim, araştırayım demez. Evet şu bu adlı bunun doğru bir tarafı da olabilir. Bir bakayım demez. Dolayısıyla böyle bir adam da olma. Yani böyle hoşlanmadığı bir kelimeyi duyuyor hiçbir şey yapmadan kötü niyetli bir şekilde insanların günahına geçerek de bu yanlış insanlar arasında yayarak hareket eden insanlar da var. Dolayısıyla aceleci olma, hele bu ahlaksız adam gibi hiç olma. Ve la a'lemuhu efela es'elu sahibi an tefsiriha. Yine bu adam, ya ben bunu bilmiyorum, işte bir arkadaşıma açıklamasını sorayım da ondan sonra hareket edeyim de demez. Bu nevi ahlaksız bir adam gibi olma. Ev leallehe ceret bilisanihi. Belki yani sürçülisan etmiş olabilir, başka bir şey olabilir. Velem yetefattan leha. Belki bizim kavramadığımız bir yönü vardır. Feyenbeği li en etethebbete. Yani bir emin olman lazım. Ve le aftaha sahibi, arkadaşımı böyle insanlar nezdinde zor durumda bırakmamam lazım demez. Böyle bir ahlaksız tip vardır. Ve le eşinehu hatta aleme ve kelamihi, yani bu sözünün bağlamı nedir bunu öğreneyim de ondan sonra ona göre hareket edeyim demez. Yani bu ahlaksız tipler gibi olma. Bir önünü arkasını iyice öğren ondan sonra ona göre hareket et diye söylüyor burada. Kâlel mütallim. Öğrenci tekrar sordu ki sebbetekallahu, Allah seni sabit kadem kılsın ve vaffakaka, yani seni doğruya güzele muvaffak etsin ve edame leke salih ma a'take, yani verdiğinden sana salih güzel şeylerin devamını sağlasın. Kat araftu ellezî kulte. Şimdi demek istediğini anladım üstad diyor. Allah razı olsun. Fela tuâhidni billezî kâne minni av enni. Müteallim. Ya beni de fazla azarlama üstad diyor. Yani biz öğrenciyiz. Göremediğimiz yer vardır. Böyle işte hata yaparız. Merak ederiz. O öğrenciliğin verdiği şeyle ne bileyim hata da yapabiliriz. Biz de fazla azarlama, üzme, işte neyse o şekilde diyor. Velakin akhbirni amma vasafta min at-tasdik ve'l-ma'rifeti ve'l-ikrar ve'l-islam ve'l-yakin. Yani şimdi tamam imanı böyle tanımladım. Tasdik, marifet, ikrar, İslam ve yakin dedi. Yani bunu da biraz bize açıklar mısın? Ve ma menziletuhunna ve tefsiruhunna indeki. Yani sana göre bunun açıklaması nedir? Bunlar biz nereye yerleştireceğiz? Nasıl ele alacağız? Nasıl anlayacağız? Bunu da anlatırsanız sevinirim diyor. Cevap kısa ve net. Galel alimu, alim de Ebu Hanife de dedi ki inne hâzihi esmâ'un muhtelifetun. Esmâ'un muhtelifetun. Bunlar evet farklı kelimelerdir. Farklı isimlerdir. Ve manaha fil imani, iman bakımından anlamı vahid, tektir. Aslında burada yani imanın özü şudur şeklinde değil, bütün bir imanın gerçekleşme sürecine ilişkin farklı yönleri toplu olarak ifade etme durumu var. Yani sistematik bir iman açıklaması var. Hani daha önce de dedik ya Ebu Hanife'nin bize öğrettiği en büyük şey nedir? Evet bu kavram ama hangi bağlamda kullanıyorsun? Hangi şeyde kastediyorsun? Tabii konuşulduğu çerçeveye göre de kelimeler anlam kazanıyor. Net olarak gördüğümüz, bunun net örneğini gördüğümüz çerçeve burası. Güzel bir açıklama. Bak diyor ki ve zelike, bak şöyledir diyor. Ennehu yukirru bi enne Allah Rabbu. Kişi ikrar eder. Nasıl ikrar eder? Rabbim Allah'tır. İkrar eder.
Yani bir nevi imanın nesnel boyutu. Yani imanın objesini, nesnesini burada ön plana çıkararak bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Ve yusaddiku bi enne Allahe Rabbuhu, Allah'ın Rabbi olduğunu tasdik eder. Ve yetiyakkanu bi enne Allahe Rabbuhu, yine Allah'ın Rabbi olduğunu böyle net bir şekilde tecrübe eder. Ve ya'rife enne Allahe Rabbuhu, ve Allah'ın da Rabbi olduğunu o biliş süreçlerini işleterek bilir. Fehâdihi esmâ'un muhtelifetun. Bunlar farklı isimlerdir. Ve manaha vahidun. Anlamı birdir. Ne gibi? Kerraculi. Dedim ya, yani süreci ifade ediyor. Burada imanın gerçekleşme süreci. İmanın özü değil. Kallahu, denir ki kişiye, ya insanu veya fulanu veya raculu denir ama kastedilen şey aynı kişidir. Ve innema uniye bihi vahidun. Bundan birisi kastedilir. Ve kad da'avhu bi esmai muhtelifet. Farklı isimlerle çağrılsa bile kastedilen şey bir tanedir. Evet, Zeki, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Anca. Önemli değil. Evet, Kadir Hocam, konu bu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu hocam? Hocam bugün ben de kitapsız geldim. Evde unutmuşum. Hayır, Sabah ben unuttum. çıkarken bir şey eksik diyorum. Ya bir şey alacaktım, bir şey alacaktım. Gelince fark ettim. O yüzden Abi, dinlemedeyim. eyvallah. Kitap unutmuşum de ya. Kitapsız değil. Eyvallah. Anlamasın. hayırlısı hocam ya. Katkılarını her zaman bekleriz. Kitaplar hatırlatıcıdır. Önemli olan o zihinde gerçekleşendir. Eyvallah hocam. Yani böyle dostları gördükçe mutlu oluyoruz. Geçelim mi hocam şerhine? Evet hocam. Hocam sayfa kaçtan devam ediyoruz? Diğeri kitap aldın mı? Evet aldım. Kitabım burada. 111. 111. 211. Tamam. O artık bir ehli kitap. Evet, bir eli kitap. Onun da farklı bir boyutu var. Kitapsızlık da iyi değil, ehli kitap olmak da iyi değil. Ne diyelim? Kitap, yani minel kitabiyyin, artık ne diyelim, ona bir özel bir tabir bulmak lazım. Evet, Şerhü Zalike, bunun açıklaması şudur. İylem, bil ki enna kad beyyenna enne manel imani fil lügat. Yani gramatik olarak dil itibariyle, dilin kuralları bağlamında imanın ne olduğunu açıklamıştık. Neydi o? Huve tasdiku ala nuzulil Kur'an. Yani tasdik, işte Kur'an'ın nazil olduğunu kabul etmek. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmek veya kelime itibariyle kabul etmek. Ve ennel Kur'ane verede ala lügatlara, yani Kur'an'daki bağlamına dayanarak tasdik diyoruz diyor ilk önce. Kur'an'da baktığımız zaman, işin kökenine dikkat ettiğimiz zaman nedir? Tasdiktir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Arap diliyle inmiştir. Ve dolayısıyla Arap dilinin kurallarına uygun bir anlamlandırma yapmıştır diyor. Velem yekum delaleten ala tagayyuri manahu amma kana aleyhi fil lugati, ve dildeki anlamı neyse orada da herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Değişiklik yaptığına dair de bir delil ortaya koymamıştır. Fakat beyyenne, yine şunu da açıklamıştık leke sana, enne mâne tasdiki, tasdiğin anlamı da şudur: ve i'tikadu sıdkil muhbiri fîmâ yuhbiru bihi. Haber verenin
haber verdiği şeyde doğruluğuna dair inançtır, inanmadır. Yani son kararı vermedir. فَاِذَا وَجَدَ الْمُعْتَقِدُ لِذَٰلِكَ دَل۪يلًا, eğer inananın buna dair bir delili varsa, يَقْتَضِي صِدْقُهُ ف۪ي خَبَرِهِ, İşte onun haberinde doğru olduğunu, doğruluğu gerekir. Yani onun doğruluğunu gerektiren bir delili olduğunda, yani bir delille birlikte bir kişi ona inanıyor ise, sümmiye zelikel itikadu, bu itikat isimlendirilir. Ne olarak? Yani süreci işletilmiş ve nihayete erdirilmiş itikat, yakine, yakin yani kesinlik olarak, ve ilmen ve marifeten, ilim ve bilme olarak isimlendirilir. Vellezî gayrül kelam fi hâzî'l meselâti. Şimdi hocam buraya nasıl bir mana verebiliriz? Ben biraz şey yaptım, pek bir yere oturtamadım ama bunu. Göremiyorum ama nasıldı hocam? Nasıl akış? Vellezî gayrül kelami fihi fi hâzî'l mes'eleti. Vellezî Bak. gayyeral kelam olabilir o. Kelamı tahyir eden, sözü değiştiren kişi. Gayyara mı? Bu iki ihtimal öyle olsa gerek hocam. Ve Vellezî huve manel imani billah. gayyeral kelam. Allah'a imanın. Ha şey mi acaba? Yani şu aklıma geliyor. Yani ya burada konuyu özellikle belli bir noktaya çeken bağlam, yani üzerinde odaklandığımız nokta Allah'a iman meselesi gibi, anladım Ne ama yani olabilir? İçeriği oynatabilir. Mesela sözde kelimede Allah'a iman ikrar ediyor gibi olabilir ama içerikte başka kastediyor. Mesela Hazreti İsa'yı kastederek Allah'a inanıyorum gibi bir şey olabilir mi acaba? bak şeyi de şöyle devam ediyor: ve zelike fardun ala kulli baliğin akil. Yani her akıl baliye gereken Bu bir şey. evet gereken Allah'a iman olan Allah'a Evet. iman manasıydı değil mi hocam? Evet. Yani Yani burada işin özü ne diyelim, tasdik. Yani her şeyin dönüp dolaşıp dayandığı yer tasdiktir. Ama bu tasdik de öyle kendi başına gerçekleşen bir şey değildir. Bunun bir süreci vardır. Özü itibariyle iman demediğimiz ama bu imana dair, imanla sonuçlanacak neticeye katkı sağlayan unsurlar vardır. olabilir. Yani sanki böyle bir şeyi kastediyor gibi geliyor. Ve ala vücubihi edillet. Bunun vücubiyetine dair de delillendirme ortaya koymak gerekir veya deliller vardır diyor. Ve enneha mu'teqiduhu min zâlike alâmâtun sahihatun. Ve buna inanan kimsenin de buna dair açık, doğru alametleri vardır. Ve hüccetun râcihatun. Böyle bir şeyin tercih ettiğine dair de delilleri vardır. فَاِذَا تَأَمَّلَهَا وَنَظَرَ ف۪يهَا, yani bunu düşündüğünde, üzerinde kafa yorduğunda, عَرَفَ عِنْدَ ذَٰلِكَ, yani bu süreci işlettiğinde, aslında o sanki dediğimiz bağlama geliyor hocam burada, öyle anlıyorum. صَدَّقَ الرَّسُولَ, veya şöyle diyelim, عَرَفَ صِدْقَ الرَّسُولِ الْمُخْبِرَانُ, yani o haber veren elçinin doğruluğunu bilir. Yani bu süreci işleterek diyebiliriz diye düşünüyorum hocam. Evet, mümkün hocam. Sizin fazla başka ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey varsa. Yok hocam. Eyvallah. Fekile lehu. Bu durumda bu insana da ne denir? Alimun, arifun billahi ve rasulihi, mukinun bihi. Yani Allah ve Resulünü bilen ve buna kesin kanaat getiren denir.
Vel ilmu vel marifetu vel yakinu esma'u muhtelifetu. Evet, ilim, marifet, yakin farklı isimlendirmelerdir, farklı kelimelerdir. Ve maaniha mütefavitetun. Evet, yani farklı anlamları da vardır. Ama burada gördüğümüz gibi bir süreci tamamlayan önemli unsurlardır. Ve iman ala ma beyyenne. Yani iman açıkladığımız gibidir. İtikadu sıdkil muhbiri. Yani haber verenin doğruluğuna dair inanç. İtikat. Yani itikat bir anlamda neyi ifade ediyor? Kişinin ortaya koyduğu bir eylemi ifade ediyor. Kişinin bakış açısını ifade ediyor bir anlamda. Yani ne diyelim? Bir kavramı, bir vakayı ete kemiğe büründürmesi diyebiliriz. فَاِذَا وَقَعَ ذَٰلِكَ عَنْ نَظَرٍ ف۪ي دَل۪يلِهِ Eğer bu süreç delile dayalı bir şekilde gerçekleşmiş ise sümmiye ilmen ve yakinen ve marifet. Bu ilim, yakin ve marifet olarak isimlendirilir. Bakın buradan şimdi Zekiye ve Ahsen bu sözümü hatırlayacaklar. İman bizatihi iyi bir şey değildir. İmanı değerli kılan onun nesnesidir. İnanılan şey doğruysa o iman da değerlidir. Yani buraya işaret olduğunu görüyoruz. Yani iman, yani bir şeye dair inançtır. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama özellikle burada Kur'an'ı bir kavram olarak nasıl bir önceleme var? Hakikat merkezlidir. Yani Kelamullah'ın ve bizim kelam ilminin merkezi. Buna dair doğru bir tasavvur ortaya koymaktır. Dolayısıyla yani gerçeğe da yani hakikate dair doğru bir tasavvur ortaya koymanın yolda ne olur? İlimle olur, irfanla olur. O da hangi kavramla sağlanıyor? Tasdik kavramıyla sağlanıyor. Bunun da şeyini burada görmüş oluyoruz. Evet, fe emmel ikraru ikrara da gelince fe innehu kad yudafu ilel kalbi. Yani bu kalple ilişkilendirilir. Yani bir anlamda yani kalbin tercümanıdır. Kalbin yansımasıdır. Kalbin gözle görülür tarafıdır. Ve yuradu bihi bu da ne, bununla kastedilen de nedir? Sükunun nefsi çok güzel bir kavramdır bu. Sükunun nefs yani sekinet kavramı da bununla ilişkili diyebiliriz. Yani insanın huzura ermesi. Yani bir şeye dair güven duyması. Ya yani bu böyledir deyip rahatlaması. İlâ me'tekadehu. İnandığı şeyde sükûnün nefs bulması. Yani kesin sadece ya yani bütün yönleriyle nefsin bundan ne diyelim razı olması. Ha, bu budur. Yani bütün her şeyle %100 kanıyla canıyla bu budur diyecek boyuta varması kastedilir. Ve zelike bu da nedir? Min sıfatil alimi el muqini bi sıdkı men i'tekade sıdkahu. Doğruluğuna inandığı şeyin veya kimsenin doğru olduğuna dair bilenin, kanaat getirenin, kesin kanaat getirenin özelliklerinden birisidir. Kalple ilişkili olarak yani böyle bir bağlam kastedildiğinde ve ize uzife ile lisani dille ilişkili olarak bir bağlam kastedildiğinde ikrarla ilişkili fe innehu yusemme tasdikan ve imanen ala zahir. Yani zahiren görünüşte
bir tasdik ve iman olarak isimlendirilir. Zahiri tasdik ve iman olarak isimlendirilir. La alel hakikati ve lel kat'i. Kesin ve gerçek tasdik şeklinde isimlendirilmiş. Li'ennehu izellem ya'taqid sıdkahu bi kalbihi. Çünkü bu da ne ihtimali var? Yani kalben tasdik etmemiş olma ihtimali var. Lem ya'tet ve yu'tet bi ikrarihi. Ve ikrarıyla da kabul etmeyebileceği kalben tasdik etmediği bir durum da söz konusu olabilir. O açıdan bu zahiri ortaya koyar. Velâ kâne musaddıkan alel hakikati, gerçek anlamda da tasdik eden diyemeyiz. Keme şunun gibi in enkere bi lisanihi mukrahen ve kalbuhu mutmainnun bil imani mukin. Bunun tam tersi de mümkün, değil mi? Adam diliyle inkar ediyor. Zorlanmış bir şeye. Ama kalbi mutmain. Kalbi iman ediyor. Dolayısıyla burada tekrar onu ifade edelim. Bir adaba da temel bir ilkeye de işaret ediyor. Yani bir anlamda ne diyelim, sal ilişkilerin kurulmasında da bir şeyi ifade ediyor. Ki o zamanki özellikle iman bağlamında ortaya çıkan tartışmaları da gördüğümüzde, Müslüman toplumun yaşadığı tecrübeyi dikkate aldığımızda bu bağlamın vurgulanması anlam kazanıyor. Kardeşim, kimse kimseye zorla şey yapamaz. Yani niyetini okuyamaz. Senin zihninden şu geçiyor, senin asıl niyetin buydu bilmem ne tarzı kişilere baskı kuramaz. Kişi ne beyan ediyor ise ona göre bir muamele, ilişki tarzı belirlemek gerekir. Boyutunu burada tekrar görüyoruz. Ki kalbi mutmain ama zor durumda kaldığı için diliyle inkar etmek durumunda kalıyor. Ki böyle bir insan lem ya'tet yani şeyin dışına çıkarılamaz. Ama bunu diliyle kabul etmeyi söyleyemiyor. Ve lem yahruç an tasdikihi, diliyle inkar ettiği için tasdikten çıkmaz. Ki bunun delillerini nerede görüyoruz? Ayet-i kerimede de görüyoruz. Kema kâle Allahu Teala, Allahu Teala'nın dediği gibi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Net, açık ifade. Cümlenin bu kısmı işte zorlanmış ama kalbi mutmain olduğu halde, imanla dolu olduğu halde. Evet, ikrar ilişkinde böyle bir çerçeveyi ortaya koydu. Ve emmel İslam'ı, İslam'a gelince fehuve el istislamu vel inkiyadu vel mutabaat. Ne demektir İslam? Boyun eğmek, teslim olmak ve takip etmektir. Ve men i'takade sıdkan muhbiri fi haberihi, yani haber verenin doğru olduğuna inanan bir kimse ne yapar? İstesleme lehu, ona boyun eğer, teslim olur. Ve kade fihi, onun sözünü dinler. Ve inkâne eyzan vücuhun uharu minel İslam'ı. Mimma leyse bi tasdikin. Tasdikten olmayan ama İslam'ın farklı yönleri de olsa bile, tamam mı? Bu iş böyledir. Keme yekunu kesirun minel yakini vel marifeti. Diğer kavramlar için de bu böyle. Yakin, marifet için de böyle. Leyse bi tasdikin. Yani bir başka bir bağlam var. Direkt şey, tasdik olmayan. İzellem yakun itikadu Sıdkı'l muhbiri. Ne diyelim? İşte böyle haber verenin doğruluğuna itikat olmayan, olmadığında farklı şekilde ifade edilebilecek boyutlar da var. Bunları da dikkate almak lazım.
Ela yura enneke tekulu. Yani düşün bakalım. Bak şöyle dediğin zaman işte alimtu enne hâze neharu. İşte yani bildim. Bugün bunun gündüz olduğunu bildim. Ve araftu enne hâze neharu. Bunun gündüz olduğunu bildim. Ya yani alime, arefe, bunları ikisi de bilmek ama arada farklı bir nüans var. Onu da ifade etmek lazım. Gerçi biliyorsunuzdur muhtemelen. İlim bütün yönleriyle bilmek. Arefe'de yani ne diyelim? Kişiyi kemale erdirecek kadar bilmek. Yani belli noktaya kadar bilmeyi ifade eder. Mesela işte ilim Allah için kullanılır. Arefe kökü insan için kullanılır. Çünkü Allah her şeyi kuşatandır. Allah her şey sınırsızdır. Ama insan belli bir çerçeveye kadar bildiği için arefe. Yani arefe bir de ne diyelim işin hakikatine ererekten. Yani işin hakikati nedir? İnsan eksik bir varlıktır. Ve ne kadar şey olsa da tam bir her şeyi kuşatamaz. Bunun bilincinde olarak bir bilmek. Onun için irfan. İrfan ehli derler. Değil mi? Böyle bir çerçevesi var. Neyse. Ve eykantu enne hâde nâr. Ve kesin kanaat de getirdim. Gündüzdür. Yani bütün bu araftu eykantunun yerine şeyi koyamazsın. Ve la tekul âmentu bi ennehu nehâr. Gündüz olduğuna iman ettim. Bundan yerine bunu diyemez. İzâ lem yuhbir el muhbiru anhu bi zâlike. Bunu bir haber veren haber vermediği müddetçe. Fettebi'tehu fihi. Haber verdiği zaman tabi olursun zaten. Feizâ kâne kezâlike. Böyle olduğu durumda yani anlattığımız şekilde süreç gerçekleştiğinde fekullu itikadin bi sıdkıl muhbiri yani haber verenin doğruluğuna dair her türlü inanç vakı gerçekleşir. An delilin dalilin ala sıdkıl. Onun doğruluğuna ne diyelim işaret eden bir delile dayanarak gerçekleşir. Fe marifetun bi sıdkıhi doğruna dair bir bilgi olur ve yakinun ve ikrarun ve imanun ve İslamın ve bunlardan bahsedilir. Dolayısıyla bu süreç neyle? İmanla tamamlanmış olur. İmanla tamamlanmasına vesile olması itibariyle farklı yönleri de nitelemesi bakımından nedir? İşte bunlar marifet, yakın, ikrar ve iman ve İslam şeklinde ifade edilir. Feyza cez en yekune imanun leyse yakinin vela marifetin. Ne dedik? Yani iman nedir? İnançtır. Bu inanç evet böyle ne diyelim insanı hakikate ulaştıran bir takım vasıtalarla gerçekleştiği gibi bu vasıtalar olmadan da gerçekleşebiliyormuş. Bunu da anlıyoruz diyor. Böyle bir durum olduğuna göre caze şu da mümkündür. En tekune marifetun ve yakinun neyse bil iman. İşte marifet ve yakinin iman olmaması da mümkündür. Bâne leke buradan açıkça ortaya çıkmıştır ki ennehu lem yerit biha enne manel imani vel marifeti vel yakini vahidun min kulli veçin. Burada neye varıyoruz? Şunu söylüyorum. İşin özü bu. Bütün bağlamları düşündüğünüzde hepsi aynı anlamdadır demiyoruz. Hangi açıdan bakarsan bak marifet yakin imandır demiyoruz. Dediğimiz nokta belli. Bir açıda. Yani imana ulaştıran bir süreç olması bakımından bunlara
iman diyoruz. Ama her şey, her yönüyle bunlar imandır demiyoruz. Bunun da farkında olmak gerekir. Hatta la yasihha en yekune imanen illa marifeten ve ikranen ve yakinen. Yani iman ancak ve ancak marifet, ikrar ve yakinle olur. Veya ve la marifetu ve yakinun ve ikranun illa imanen. İşte marifet ve yakin, ikrar ve de ancak imanla da olur gibi bütün her yönüyle aynı şeydir dediğimiz bir durum ortada yok. Ela yura ennehu meselehu bi kavlil kail ki burada bir benzetme yapmıştı hatırlarsanız. Ne diyor o? Ya insanı veya fulanı veya racul. Ey insan, ey fulan ve ey adam gibi. Fakat alimna, biz buradan anlıyoruz ki, neyi anlıyoruz? Biliyoruz ki enne meani hadi akvali, bu sözlerin anlamları muhtelif, farklıdır. Ve innemet tefakat fi, ha bunların birleştiği yer neresidir? İn en uride biha vahidun. Yani belli bir fenomen, belli bir çerçeve kastedildiğinde birleştiği bir nokta vardır. La ekseri mi der. Bundan başka öte bir şey değildir. Yani orada kastedilen işte total anlamda bir insan kastedildiğinde. Ama işte diğer açılardan bakıldığı zaman farklılıklar da var. Bunu da bilmek gerekir. Fekezalike kavlul qayli lil imani ellezî huve tasdîkul vâkiu an nazarin bi delilin dâlin alâ sıdkıl muhbir. Aynı şekilde işte yani burada ne diyelim bu görüşü söyleyenin kastettiği işte nedir? Yani haber verenin doğruluğuna işaret eden bir delile dayalı tasdiki burada vurgulamaktır. Çok önemli yani. Yani bir anlamda şunu söyleyebiliriz. Yani Kur'an'ın, İslam'ın, Hazreti Peygamber'in insanlara öğrettiği iman öyle bir imandır ki diğerlerinden farklı olarak haber verenin doğruluğuna işaret eden delillere dayalı bir imandır. Buna değer verilir. Bunun dışındakine verilmez gibi bir mesaj da var. Bir ana fikir var. Buna özellikle vurgu yaptığını söylemek mümkün. Önemli bir şey. Yukallahu marifetun ve yakinun ve İslamun. Ona yine marifet, yakin, İslam denir. Ve mercu fi cemi hadil akvali. Yani bütün bunlarda işaret edilen, dönüp dolaşan yer neresidir? İlâ şeyin vâhid. Bir şeye işaret et. La ekseru min zâlike. Bundan başka şeyler değil. Yani burada vurgulanmak istenen bir nokta var. O da nasıl bir iman? Bak. İman ama nasıl bir iman? Evet, iman tasdiktir. İman öz itibariyle baktığımızda. Ama burada vurgulanmak istenen nasıl bir iman? Bu da nedir? Delile dayalı düşünme ameliyesinin gerçekleştirilmesi suretiyle haber verenin doğruluğuna dair bir inancın şekillendiği bir süreç. Yani bu total sürece işaret etmesi bakımından bunlara iman denir. Bunun dışındaki bir bağlam kastedilmemektedir diye anlayabiliriz burayı. Ve mimma yuvassihu leke ma kulna. Yani burada şunu açıklama babından değerlendirebiliriz. Ennehu kad yukalu şöyle denebilir. İblisu muminun bil cibti ve tağut. Aynen o biraz önce açıkladığımız ifadeye geliyor. İman ama
Nasıl bir iman? Hakikate götüren bir iman mı? Yanlışa dair olan bir iman mı? Bak buradaki güzel o örnekte tam bu çerçeveyi oturtuyor. İşte iblis puta ve tağuta inanandır. Öyleyse imanu bidelike yakinen ve marifeten ve ilmen. Yani bunun imanı yakin ve marifet ve ilim değildir. Niye? Çünkü bir şeyin hakikatine ulaştırmıyor. Bir şeyin hakikatine ulaştıran şeyde ilim dersin, marifet dersin, yakin dersin. Hakikate hürmet odaklı bir usul, bir sistem, bir düşünme tarzı geliştirmeyi ön plana süren bir anlayışı görüyoruz. Bu itibarla İmam-ı Azam nedir? Ehl-i Beyt'in reisi olarak kabul edilmiştir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve selleme men ete arrafen ve kâhinen fe âmene bimâ kâle. İşte bir adam gidip de kâhine işte yani böyle üfürükçüye ve onun dediğine inanan fakat kefara küfre girmiş olur. Bime Muhammedin ala Muhammedin Hazreti Muhammed'in indirilene kabul etmemiş olur. Fesemmâhum mûminen bih. Bak. Feâmene bime ifadesini kullandı. Bak. Mûminen bih şeklinde isimlendirdi. Burası önemli. Ve in kâne âsiyen fîhî günahkar olsa bile cehilen bi sıdkıhî. Açıkça bunu da ne diyelim söylemiş olsa bile. Fe'ulim. Buradan anlaşılır ki enne manel imani yani imanın hakikati özünden bahsediyor isek nedir? Bu tasdik fakat. Tasdik etmektir. İman dediğimiz yani kalbin fiili olarak ifade ettiğimiz iman da şey nedir? Tasdiktir. Fe kana tasdikan bimen yecibu tasdikuhu kana taaten. Tasdik olur ise tasdik edilmesi gerekenle ilişkili olarak kana taat. Bu taat. Ve izâ kâne tasdîkan hâsılan en nazarın fî delîlin yedüllâ alâ sıdkıl muhbirî. Eğer bu tasdik, bak burada süreci açıklıyor. Öz bir şekilde haber verenin doğruluğuna işaret eden bir delilin düşünülmesi suretiyle bu tasdik ortaya çıkmış ise kâne ilmen ve sıdkıhî. Yani onun doğruluğunun bilgiyle gerçekleştiği söyle olur ve marifeten ve yakinen işte marifet ve bunun bu bilgiyle kesin bir kanaate dönüştürülmesi suretiyle olur. Ve hattes de hadil esma aleyhi la min haythu yani bu konuştuğumuz isimler la min haythu kâne imanen fakat yani bunlar iman özüdür demiyoruz. Bunu kastetmiyoruz. Neyi kastediyoruz? Ve la min haythu inne manel imanu vel marifeti vahidun. Yani özü itibariyle bu kelimelerin anlamı birdir de demiyoruz. Kastettiğimiz şey bir süreç. Tamam mı? Yani iman ve imanla ilgili süreç. Nasıl imanı nasıllığına verdiğimiz cevap. Yani burada bizim Kur'an'dan anladığımız nedir? Hakikat merkezdedir. Buna ulaştıracak imanın olmazsa olmaz unsurları. Ana fikir bu. Buraya vurgu yapıyoruz diyor. Ela yura yine görülmez mi enneke tu'minu bimen la ta'rifuhu yani bilmediğin birisine inanırsın, inanıyor olabilirsin. Ve ta'rifu men la tu'minu bihi. Güvenmediğin
bir kimseyi de bilebilir. Ve innemâ kîle el îmânu billâhi izâ kâne alâ veçhi marifetin ve yakînin, eğer Allah'a iman marifet ve yakın suretiyle, yoluyla gerçekleşiyor ise fa'tubirahu, böyle de denebilir. Fa'tabirhu, böyle de denebilir. Ya bu şekilde itibar edilir. Bu şekilde kabul edilir. Kezalike li ta'leme muradehu fi. Ha, burada onun maksadı nedir? Bunu bilmen içindir bu. Ve yuvaddihu leke, yine sana şöyle açıklanabilir. Makulna, söylediğimiz bil misalillezî mesele bihi fi kavlihi. İşte yani bir örnek vermişti hatırlarsanız. İnsanın, varacının ve filan örneği vermiştim. Burada da açıklanabilir. İzâ lem yekun raculen diyennehu insanun, işte adam değilse çünkü insandır. Ve la insanen diyennehu raculun, insan değilse racüldür. Ve la fulanen diyennehu raculun ev insanun, fulanca değilse de çünkü adamdır ve insandır gibi. Ve la mana kavlike, yani buradaki sözün anlamı şu değil. İnsanu, insanın mana kavlike raculun. Yani buradaki sözün anlamı insan eşittir bütün yönleriyle racul, adam anlamında değildir. Ve inneme uride bihi, burada kastedilen nedir? Enne rucu'a fi cemi'i zelik ile mana vahidin. Yani bütün hepsinin işaret ettiği nokta. Yani Ahmet şahsını düşünelim. İnsan desen de, insan deyince de, filan deyince de, racul deyince de onu işaret eden bağlam kastedildiğinde bu şekilde isimlendirilir. Yoksa farklı şey kastediliyorsa o öyle bir isimlendirme yapılmaz diyor. Vakat tevehheme ba'dun nasi, yani başlığa kadar gelelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir 10-15 dakikanızı rica ediyorum. Vakat tevehheme ba'dun nasi, bazı insanlar da şöyle bir vehme kapılabilir. Ennel imane billahi huvel marifetu. İman bizatihi marifettir. Bütün yönleriyle marifettir şeklinde bir vehme kapılabilir. Vehim içerisindedir. Vel marifetu bir şeyi gayru manel iman. Bir şeyi bilmek iman değildir ya. Yani. İman anlamında yoktur. Ve manel imani bihi gayru manel marifeti bihi. Ve imanın manası da bu marifetin dışında bir şey. Elayu. Kadet. Ennehu yukal. Şöyle denir. Areftuhu ve amentu bih. Bak. İfade Areftuhu ve amentu bih. Ve la yukalu ala hazel mana. Bu bağlamda şöyle denmez. Amentuhu ve araftu bihi. Arefe ba harfi cebinde kullanılıyor. Amene bahar cebiyle kullanılır. Lianne ma'nel imani, çünkü imanın manası izâ kânet tasdîku, eğer tasdik kastediliyor ise, ki yani iman özü budur. Fe innehu la yustâmalu lafzuhu illâ ma'al bâ'i. Tasdik kastediliyor ise, eğer iman denirken tasdik özü kastediliyor ise, sadece ve sadece neyle kullanılıyor? Ba harfi cerriyle kullanılıyor. Ve kad yecuzu en yukale limen i'tekade sıdkan men huve kezibun. Yani yalancı olduğun, yani men huve kezibun, yalancı olduğunun doğruluğuna inandığı bir kimseye innehu amene bihi denebilir. Ve in kâne cahilen, bilmese de kema yukalu amene zelike bi müseylimetin, değil mi? İşte ben müseylime inandım diyenler, diyen taraftarları gibi böyle adamlar var. Ve imkâne kafiren, kafir olsa bile.
Yani yalancı ama yalancı olduğu halde onun doğru olduğuna inanan kimseler de olabilir. Biraz önce söylediğimiz şey. Yani imanı değerli kılan hakikattir. Eğer hakikate işaret eden delillerle ortaya çıkan bir imansa değerlidir. Yok, böyle çıkmıyorsa o değersiz bir imandır. Bu ana fikir bu. Feulime anlaşılır ki enne tesmiyetel imani marifetun, yani burada marifet imanın marifet olarak isimlendirilmesi la min hayfi innehu imanın iman olması bakımından değil. Velakin değildir. Yani iman olması, iman özü olması bakımından değildir. Bu sürecin bir parçası olması itibariyledir diyor. Velakin yüsemme yakinen ve marifeten İde kâne tasdîkan vâkıen min musaddikin nazarin fi delilin sıdkı men âmene bih. Yani burada yakine ve marifete iman denmesinin nedeni nedir? Sonuç itibariyle ortaya çıkan imanın haberi verenin doğruluğuna bir delilin ortaya konması ve düşünülmesi ve bu şekilde ulaşılması bakımından bunlara ne deniyor? İman deniyor. Yoksa başka bir açıdan dem. Fekile lehu inde delike böyle bir durumda ne denir? İnnehu arifun bisit. Yani onun doğruluğunu biliyor denir. Fekile şayet şöyle sorulur ise Elestum tekulune, siz şöyle demiyor muydunuz? İnne Allahe Teala zikruhu muminun. Zekerehu da olabilir burası. Ve ala eyyi manen yusafu bih. Yani hangi manayla nitelenirse nitelensin. Bak, mümin zikri. Mümin şeklindeki söylemesi. Yani niye bayi burada zorunlu kılıyorsun diye soruyor. Kıyla. Denir ki diyor. Yahtemülü en yukalı. Yani şöyle söylenmesi de bir ihtimaldir, bir yorumdur. İnnehu min amenehu yuminuhu imanen fevo müminin. O şey çekimlerini, kelime çekimlerini hatırlayın. Nereden geliyor? İman etti, iman ediyor. Mastarı iman ve ismi fail mümin. Bi gayri zikril ba'i ba'du. Ondan sonra bir ba getirmeksizin. Ve takdiru, buradaki takdir nedir? Ennehu ellezî yu'emminu evliyâehu min azâbihi. Sanki bir atlama var gibi geliyor ama neyse devam edelim. Dostlarını azaptan emin kılan neydi? Velev eradet tasdika, yani tasdiki kastetmiş olsa idi, yukarı şöyle denirdi. Yani burada emin kılmak, güvenilir kılmak, onların zihninden soruları gidermek, güven vermek diyebiliriz. Burada tasdik kastedilmiyor. Kastedilmiş olsaydı el mu'minu bi keza şeklinde söylerdi diyor. Evet. Li'ennellezi yüstemelu min lafzil imani ala manet tasdiki, eğer siz tasdik anlamında iman lafzını kullanacaksınız, yani böyle bir kullanım, fela budde, mutlaka gerekir, fihi min zikril bâi. Bâi zikretmeniz gerekir. Evet, tasdik anlamını ifade etmek istiyorsanız amene köküyle birlikte bâi kullanmak zorundasınız. Yüeyyidü zâlike,
Burayı da teyit eden nokta şudur. Ennehu karrenehu bi kavlihi esselam. Selam sözünü bir karine kılıyor. Ve manahu zü-selamet. Yani ne demek? Selamet sahibi. Ey yeslimu yeslimu evliyahu min. Yani güven içerisinde olur. Fe'etba'hu bi zikri mu'mini tekiden lidelike el mana, bu manayı tekit bağlamında söylüyor. Yani burada herhalde işte başka bir ayette geçen mümin. Yani bu nedir? İnsanları güven altında tutmak. Yani tasdiğin dışında bir kullanımdır diyerek, yani her mümin bu anlamda değildir. Eğer tasdik bağlamı kastediliyor ise mutlaka bağ kullanılması gerekir. Bunu da bir delil olarak buraya getir. Ve emmel müstemelü min hadel lafzı bil fel ba'u, yani ba ile, bu lafzın ba ile kullanılmasına gelince, fele mâne lehu sivet tasdik. Eğer emine kökü ne? Ba bitiştiriliyor ise burada sadece tek bir anlam kastedilir. O da nedir? Tasdik. Eğer bağ yoksa farklı anlamlar yüklemek mümkündür. Ve le mana lit tasdiki illa itikadu sıkkı. Ve buradaki anlam sadece ve sadece nedir? Haber verenin doğruluğuna dair bir inanç. Kastedilen şey budur. Sümme yetenevve. Ondan sonra çeşitlenir. فَاِنْ كَانَ مَنْ اِعْتَقَدَ صِدْقَهُ صَادِقًا وَوَقَفَ عَلَى دَل۪يلِهِ. Süreci anlatıyor ondan sonra. Yani bu itikad eden, inanan kimse inanmışsa ve bunu bir delile dayandırmışsa, kâne âlimen bi sıdkı arifen. Yani bu doğrulamasını bir bilgiye dayalı olarak yapmıştır. Bilen bir insandır. Ve imkâne keziben, eğer işte şey ise, yalancı ise, kâne bi sıdkıhi cahilen musaddıkan alel hakikati, ya bu durumda da hakikati doğruluğunun işte cahili olarak farklı bir şeyi tasdik etmiştir. Ve imkâne cevvezel emreyni fihi, ya iki ihtimal, inansam mı doğru mu değil mi? Bunun arasında gidip geliyorsa bir kişi kâne şâkken şüphecidir. Ve in galeb alâ zannihi, biraz kanaati biraz daha güçleniyor. %60'a %40 ennehu sâdikun kâne zânne. Burada da bunun doğrulaması nedir? İşte zanna dayalı, zanneden kimse şeklindedir. Evet, hep o çerçevelere, bağlamlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz diyor. وَالَّذ۪ي هُوَ الْوَاجِبُ مِنَ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِه۪ Şimdi burada gereken, işte Allah'a iman, peygamberlere imanda gereken en يَكُنَ الْمُسَدِّقُ. İşin özünü burada tekrar veriyor. Sonucu bağlıyor. İnananın, doğruluğa tasdik edenin arifen bi sıdkıhi ve sıdkı Resulü. Yani Allah'a doğruluğunu, Allah'ın doğruluğunu bilmesi, elçisinin doğruluğunu bilmesi gerekir. Ve le sebile lehu ile delike illa bin nazari fi delili sıdkı. Bu da ancak neyle olur? Yani buradaki doğrulama ancak ve ancak delil getirmek suretiyle olur. Onun doğruluğunu delillendirmek suretiyle olur. Başka hiçbir yolu yok. Yani İslam'ın ortaya koyduğu iman anlayışı budur. Delile dayalı bir iman. Hakikate dair doğru bir tasavvur ortaya koymaya dayalı bir iman. Ve lizalike bu da şunu gerektirir. Lezime el kafire en nazaru fi hüccecil hakki liyekune tasdikuhum ilmen ve marifeten. Yani kafirin işte hakka dair delilleri düşünsün ki işte
tasdikinde ilim ve marifet olsun. Yani bunu yapıyorsa doğal olarak neye varır? Doğru bir imana varır. Eğer inatçılığı yoksa ve yahruc an haddi şekki vel cehli ve zanni, bu süreçleri işletmek suretiyle bilgiyi, marifeti işletmek suretiyle şüpheci şüphesinden, cehaletinden ve zannından kurtulur. Fetedebber zelike, bunu bir düşün, bu çerçeveyi. Tecidu kederike, yani bunun böyle olduğunu anlayacaksın inşallah Teala. Allah nasip eder ise. Evet, fazla uzatmadık diye umuyorum inşallah. Sabredip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya nasipse buluşmak dileğiyle 216. sayfadan devam edeceğiz. Artık yani neye gelecek? Yine farklı bir tartışma. Peygamberlerin imanı